Avarların gelişi ve Slavların yerleşmesi. Gelişmiş bir diplomasi sanatı, Doğu imparatorlarının Balkan eyaletlerini yalnızca sınır kuvvetleri ve tahkimatlarla savunma riskini almalarına ve seçkin birimleri başka yerlerde kullanmalarına izin verdi. Yerine göre rüşvetler ya da sübvansiyonlar çeşitli tehditkar grupları sıklıkla birbirine düşünerek güvenlik sağladı. Oyun 6. yüzyılın ilk yarısında Justinianus'un Balkanlara yönelik Cermen, Lombard ve Gepit tehdidini etkisiz hale getirerek yarımadanın profesyonel güçlerini batıda kullanmasına izin verdiği zaman iyi çalıştı. Ancak diğer akıncılar daha zahmetli çıktı. 6. yüzyılın ilk 10 yılı gibi erken bir tarihte, Pripet anavatanlarından güneye göç eden Slav kabileleri imparatorluğun Balkan sınırlarına geldi. Antes ve Slaveni olmak üzere iki farklı ama birbiriyle ilişkili gruba gevşek bir şekilde bölünmüş olabilseler de bu gruplar herhangi bir karmaşık siyasi örgütlenmeden yoksundu. Sık sık imparatorluğa yıkıcı yerel baskınlar düzenleseler de bu Slav kabileleri esasen bölünmüş durumdaydı ve imparatorluğun Balkan eyaletleri için büyük bir tehditten çok bir baş belası oluşturuyorlardı. Bu durum Avarların 550'lerde gelmesiyle değişti. Avarlar, merkezi bir hükümdar, Kaan tarafından yönetilen, oldukça organize ve güçlü bir Türk boy konfederasyonuydu. Justinian'ın Balkan sınırlarının kuzeyindeki diğer Türk ve Cermen tehditlerine karşı onları kukla müttefikler olarak askere alma girişimleri gerit etti. Bunun yerine, 560'ların sonunda Avarlar Alman ve Türk rakiplerini ezdiler, Tuna'nın kuzeyindeki Slav boylarını fethettiler ve Panonya merkezli büyük bir konfedere boy devleti yarattılar manipülasyona açık, parçalanmış ve kavgalı boy gruplarıyla yüzleşmek yerine, imparatorluğun karşısına Balkan sınırlarının ötesindeki tüm sınırı kontrol eden güçlü bir birleşik devlet çıktı. Bu durumun tam anlamı hızla ortaya çıktı. 580'lerin başında avarlar, Belgrad'ın batısındaki Sava nehrini geçerek imparatorluğun Mezya'daki Tuna savunmasını açtılar. Doğuda Perslerle savaşmakta olan Balkanların seçkin güçlerinin yokluğunda, atlı avarlar, 10 yılın geri kalanında yarımadanın kalbine giden 3 ana yol boyunca özgürce saldırılarda bulundular. Trakya ve Konstantinopolis'in çevresi harap edildi. Çok şükür imparatorluğun ana merkezleri avar saldırılarına dayandı ve Mezya'daki sınır savunması imparatorluğun elinde kaldı. Başlangıçta imparatorluk yetkilileri, Konstantinopolis ve başlıca şehirler dayandığı sürece Avar tehdidini ölümcül olarak görmediler. Bununla birlikte, imparatorluk prestiji açısından Avarların verdikleri hasar, kendisini ilahi dünya düzeninin atanmışı olarak gören bir devlet için bir utanç kaynağıydı. Önceden dağınık ve ilkel çok sayıda Slav'ın, yavarlardan kaçarak ya da onların piyade muttefikleri olarak güneye, yarımadanın içine doğru baskı yapmaları gerçeği özellikle ürkütücüydü. Slavların bölünmüşlüğü ve devlet yapısından yoksun olmaları, imparatorluğun onlarla geleneksel tarzda başa çıkmasını zorlaştırdı. Herhangi bir etkinlik güvencesiyle rüşvet alabilecek veya sübvanse edilebilecek önemli veya yeterince güçlü boy liderleri yoktu. Aynı nedenle onlarla herhangi bir bağlayıcı anlaşma da imzalanamazdı. İlkellikleri, aslında Slavların daha gelişmiş toplulukların kaçındığı zorlu ortamlarda yaşamalarına izin verdi ve onların basit bir yağma kadar yerleşecekleri yeni topraklar aradıkları ortaya çıktı. Slavlar imparatorluk yetkilileri tarafından askeri açıdan özellikle tehlikeli olarak görülmüyordu ancak onları Balkanlardaki dayanaklarından çıkaracak askeri güçlerin eksikliği endişe vericiydi. 591'de İmparator Morris, 582'den 602'ye kadar Perslerle seçkin kuvvetleri Balkan yarımadasına geri göndermesi için serbest bırakan bir barış sonuçlandırdı. 602 yılına kadar Avar ve Slav akınları durduruldu ve Balkan eyaletlerinin çoğu üzerinde imparatorluk otoritesi restore edildi. Ancak Morishus'un başarısı kısa sürdü. Kendi isyancı birlikleri tarafından devrilip ve öldürülmesi, bu durumdan yararlanmak için imparatorluğun Batı Asya eyaletlerinde bir Pers istilasına yol açtı. Bunu müteakip savaş 25 yıl kadar sürdü ve Balkanlardaki seçkin güçlerini tüketti. Onların geri çekilmeleri ile imparatorluk, yarımadadaki Avarlar ve Slavlar üzerindeki önceki avantajını kaybetti. Avarlar kendilerini toplayarak komşu Slavlar üzerindeki kontrollerini yeniden sağladılar ve akınlarını yenilediler. Bir tek 623'te İmparator Heraklios, 610 ile 41 arası, tarafından yapılan büyük bir haraç ödemesi onları Konstantinopolis çevresini yağmalamayı bırakmaya ikna etti, gelecekteki tahribatlara karşı garanti verecek hiçbir şey yapmadı. 626'da Persler, sarsılmış Doğu İmparatorluğunu ezmek amacıyla Anadolu üzerinden Konstantinopolis'e toplu bir saldırı başlattı. Başkenti Avrupa tarafından tehdit eden Kaan'ın Kalabalık Avar ve Slav kuvvetleri saldırıda onlara katıldı. Şehrin güçlü kara surlarına yapılan Avar saldırıları savunucular tarafından ezildi ve Pers birliklerini küçük Slav teknelerinde Boğaz'dan geçirme girişimleri imparatorluk donanması tarafından Yunan ateşi kullanılarak bozguna uğratıldı. Hemen ardından Avar operasyonları dağıldı ve Kalabalık kargaşa içinde kuzeye doğru dağılarak Persleri geri çekilmeye zorladı. 6 yıl içinde işler tersine döndü. Perslerin imparatorluğa vermeyi undukları ezici yenilgi bunun yerine onlara Herakleios tarafından verildi. Konstantinopolis'in önündeki çöküş, Avar Kağanlığı'nın hiçbir zaman tam olarak toparlanamadığı bir koydu. Avar Konfederasyonu yavaş yavaş dağılmaya başladı. Kanlı'nın Pannonya merkezinin kuzeyinde yaşayan Batı Slav kabileleri devam eden Avar kontrolüne isyan etti ve bir dizi müttefik Türk Bozkır boyu ayrıldı. Avar faaliyetlerine katılmalarının bir sonucu olarak şimdi Tuna'dan Mora'ya kadar Balkan yarımadasına yayılmış yerleşim yerlerine dağılmış olan Güney Slav boyları da aynısını yaptılar. Muhtemelen Konstantinopolis önlerindeki Avar yenilgisi zamanlarında İran veya belki de İran Slav karışımı kökeninden birbiriyle akraba fakat farklı iki boy Avar otoritesini attı ve Tuna boyunca Balkanların kuzeybatı ve kuzey orta bölgelerine doğru devam ettiler. Hırvatlar ve Sırplar bu bölgeler zaten, helenleşmiş nüfusun çoğu, Dubrovnik, Ragusa gibi yeni şehirler kurdukları Dalmatya kıyı şehirlerinin ve açık deniz adalarının güvenliğine kaçtıkları sırada, bazı avarlar ve de çoğunlukla Slaveni grubunun Slavları tarafından yoğun bir şekilde yerleşime uğramışlardı. Yeni gelen Hırvatlar ve Sırplar, avarların üzerine saldırdılar ve onları kuzeye, Panonia'ya sürdükten sonra, çeşitli yerel Slaveni Slavlarını kontrolleri altına aldılar. Gelenek, İmparator Herakleios'un Hırvatları ve Sırpları teşvik edip başarılarını kutsadığı ve işgal ettikleri topraklar üzerinde kendilerine yasal haklar vererek onları ödüllendirdiğini ileri sürmektedir. Bu görüş muhtemelen bir efsanedir. Emperyal politikanın olaylarda doğrudan bir rol oynamış olması olası değildir. Hırvatlar ve Sırplar, hali hazırda yerleşik Slavlardan oluşan, gevşek yapılı iki kabile konfederasyonu kurdular. Her iki halk da, daha çok sayıdaki tebaasının Slav kültürünün asimilasyonuna uğradıkları için İranlı etnik özelliklerini hızla kaybettiler. Persler kesin olarak yenilince ve avarlar düşüşteyken, Doğu Roma İmparatorluğu, Doğu ve Güney Balkanlara yerleşen ilkel Antes Sılavlarını son derece gelişmiş Helen kültürüne asimile etmekte çok az sorun yaşamalıydı. Ancak doğudaki öngörülemeyen koşullar bu fırsatı engelledi. 636'da, İran ile uzun ve muzaffer savaştan bitkin düşen ve eyaletlerdeki sapkın monofizit nüfus tarafından büyük ölçüde desteklenmeyen Suriye'deki imparatorluk kuvvetleri, Arap Yarımadası'ndan gelen Müslüman Arap kabile ordularının elinde çarpıcı bir yenilgiye uğradı. Arap kuvvetleri Suriye, Filistin ve Mısır'ı hızla süpürdü, burada hoşnutsuz halklar onları kurtarıcılar olarak selamladı ve sürüler halinde yeni İslam inancına din değiştirdi. Heraklios, bu feci olayları durdurmak için hiçbir şey yapamadı. İmparatorluğun askeri kaynaklarını İran'ı yenerek tüketmişti ve telafi edecek zamanı olmadığından Arap saldırısına karşı kullanacak hiçbir şeyi kalmamıştı. Tek başardığı şey, imparatorluğun ordusunda bir reformdu. Konstantin sınır hareketli elit oluşumları dağıtıldı ve daha sonra her biri yaklaşık 10 bin kişiden, temalardan, oluşan birleşik profesyonel bölgesel birimler olarak yeniden oluşturuldu ve güçleri, konuşlandırıldıkları bölgelerin sakinleri arasında işe alım yoluyla korundu. Daha sonraki yıllarda, temaları destekleyen bölgeler, sivil ve askeri otoritenin birleştirildiği ve arazi kullanım hakkının rütbelerdeki hizmete bağlı olduğu yeni bir il idari sisteme dönüştü. Herakleos'un Anadolu'nun güneydoğusundaki Toros Dağları'nın surları tarafından da desteklenen geçici askeri reformu, Arapların tamamen imparatorluk kontrolünde kalan son bölge olan Anadolu'yu fethetmesini ve imparatorluğa ölümcül bir darbe indirmesini engelledi. Ancak Arapların yol açtığı felaket neredeyse ölümcül oldu. Suriye, Filistin ve Mısır kalıcı olarak kaybedildi ve onlarla birlikte devasa vergi gelirleri, kazançlı ticaret merkezleri, geniş gıda kaynakları ve büyük insan kaynakları rezervleri gitti. Felaket ekonomik sonuçlar hemen ortaya çıktı. İmparatorluk hazinesi kurudu, ticaret çöktü ve para arzına ve ticarete bağlı olan şehir hayatı daraldı. Son zamanlardaki avar yağmalarından ve Slav yerleşiminden sarsılan Balkan eyaletleri özellikle ağır darbe aldı. Yarımada'daki bir dizi iç kent merkezi zaten boşaltılmıştı. Diğerleri kendilerini Slav yerleşimleriyle çevrili buldu ve yerel veya uzun mesafeli ticaretten mahrum kalarak ya kurudular ve öldüler ya da köyler haline küçüldüler. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, Balkanlardaki kentsel yaşamın 7. yüzyıldaki çöküşünün daha önce inanıldığı kadar kapsamlı olmadığını öne sürse de, toplam şehir sayısının azaldığından şüphe yoktur. İmparatorluk yönetimi ve geleneksel Helen kültürü kentsel bir çevreye yakından bağlı olduğu için, Yarımada'nın her tarafına yerleşen çok sayıda Slav'ı helenleştirmenin ana temelleri etkisizlik noktasına kadar kötürüm oldu. Görünen o ki, kültürel asimilasyon çoğunlukla ters yönde işledi, duvarlarla çevrili şehirlerde saklanan ve kırsal Slav yerleşimleriyle çevrili helenleşmiş sakinler, yavaş yavaş kendilerini kuşatanların daha ilkel kültürüne adapte oldular. Bu tablonun istisnaları, daha güçlü surlarla çevrili kıyı kentlerinde, örneğin, Selanik ve Durars, Trakya'daki birkaç şehirde ve Güney Balkan Dağları yaylalarında, Plovdiv, Filipopolis yani Filibe ve Sofya, ve Yunanistan'ın güneyinde bazı büyük şehirlerde, Atina ve Korint oldu. Yine de üzücü gerçek ortadaydı, 7. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde imparatorluk, Balkanların çoğu üzerindeki gerçek kontrolünün herhangi bir şeklini kaybetmişti. Artık çok sayıda Slav, Yarımada'nın geniş bölgelerinde, özellikle de ana karayollarının hizmet verdiği ilçelerde yaşıyordu. Ancak Helen nüfusunun önemli bir kısmı hayatta kaldı. Pek çok yerde, genellikle Dinar Alpleri gibi daha ücra bölgelerde, ikisi bir arada yaşadı. Helen nüfusu, yaygın Slav yerleşimi nedeniyle öylece ortadan kaybolmadı. Avar seferlerinin kargaşasında kuşkusuz pek çok kişi öldürüldü. Diğerleri ya küçük tepe kasabaları kurdukları ya da daha köy odaklı bir pastoral hayata döndükleri dağlara kaçtı. İliryalılarda olduğu gibi, bazı durumlarda zaten mevcut etnik akrabalarına katıldılar ve kimliklerini korudular. Tarihsel olarak yüzyıllar sonra Arnavutlar ve Ulahlar gibi farklı etnik gruplar olarak ortaya çıktılar. Yine de diğerleri emperyal deniz kaynakları sayesinde geleneksel Helen varlığının sürdürüldüğü ve yetkililerin onlara kolayca koruma ve destek sağladığı şehirlerde ve adalarda kıyı şeridi boyunca sığındı. Bu durum özellikle Dalmatya ve Arnavut Adriyatik kıyıları boyunca ve Yunanlıların yaşadığı Adriyatik ve Ege Güney bölgelerinde geçerliydi. Yunanlıların güneyde hayatta kalması Doğu İmparatorluğu için bir tesadüf sonucu oldu. Balkanların Konstantinopolis'ten sonra en büyük ikinci imparatorluk liman kenti olan Selanik, Slav yerleşimleriyle çevrili olmasına rağmen önemli bir Yunan yerleşim ve kültür merkezi olarak kaldı. Atina ve Korint gibi takviye edilmiş şehirler de öyle. Birçok Slav-Makedonya bölgesine yerleşirken, sayıları daha güneydeki bölgelere doğru giderek azaldı. Bunun tersine, kırsal kesimde kalan yerli Yunanlıların sayısı orantılı olarak arttı. Bazı köyler Slav ve Yunan karışmıyken, orta ve güney Yunan bölgelerinin iç kesimlerinde, yerleşim yerlerinin tamamındaki köylerin yalnızca Yunanca konuşanlardan ibaret kalması muhtemeldir. Güney iç kesimlerinde Yunanlılar ve Slavlar arasında yüksek düzeyde etnik karışım meydana geldi. Bununla birlikte 8. yüzyılda başlayan ve imparatorluk yönetiminin büyük ölçüde yeniden kurulmasından sonra 9. yüzyıl boyunca ciddi bir şekilde devam eden Güney Balkanların yeniden Helenleşmesi için sıçrama tahtası olarak hizmet edecek kadar büyük bir Yunanca konuşanlar havuzu bölgede kaldı doğudaki imparatorluk topraklarının yoğun olarak helenleşmiş olan Anadolu'ya indirgenmesiyle birleştiğinde, Güney Balkanlarda helenlerin hayatta kalması ve toparlanması, Doğu Roma'nın, Bizans, imparatorluğuna dönüşmesinde çok önemli faktörlerdi.